Ankara'dan hepinize iyi pazarlar diliyorum. Başkent Kulisi'ne hoş geldiniz. Artık seçim sürecindeyiz. Seçim sürecinde de partilerin ağırlıklı olarak ekonomi ile ilgili vaatleri olduğunu görüyoruz. Geçen hafta CHP'nin, HDP'nin bildirgelerine, beyannamelerine baktığımızda özellikle CHP'nin gerçekten çok ileri denebilecek vaatleri var. İşte emeklilere iki maaş ikramiyeden tutun da asgari ücretin 1500 liraya çıkarılmasına kadar daha pek çok vaadi var. Biz de partilerin seçim vaatlerini, Türkiye'nin ekonomik durumunu ele alacağız. Bütün bu konuları konuşabileceğimiz önemli bir konuğum var. Başbakan Yardımcısı Sayın Ali Babacan, Başkent Kulisi'nde konuğumuz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Şimdi tabii sizin de ekonominin mevcut durumu ile ilgili izleyicilerimizin çok merak ettiği sorular da var. İşte döviz kurlarında dolardaki yükselişten işsizlik rakamlarına, büyüme rakamlarına kadar. Ama önce isterseniz bu CHP'nin vaatleriyle bir başlayalım. Çünkü bir haftadır bu konuyla ilgili çok tartışma yapılıyor. Kaynak nerede, maliyetini hesapladınız mı gibi sorular da soruluyor. Onlar da biz bunları yapacağız diyorlar. CHP bu vaatleri yerine getirebilir mi, yapabilir mi, yaparsa ne olur? CHP'nin vaat ettiklerini siz niye yapamıyorsunuz diye de pas atayım size, buyurun. Teşekkür ediyorum öncelikle. Bu dönem gerçekten Türkiye'nin önemli bir seçime doğru yürüdüğü bir dönem. Önemli diyorum çünkü bu seçim de bittikten sonra 2019 yılına kadar Türkiye 4 yıl seçimsiz bir döneme giriyor. Bu 4 yılında gerçekten Türkiye'de çok çok dikkatli değerlendirmesi lazım, dikkatli kullanılması lazım. Daha sonra Cumhurbaşkanlığı seçimi, yerel seçim ve genel seçimler 2019 yılında toplanıyor. Evet. Yani son 12 yıldır, 13 yıldır ilk defa böyle bir kesintisiz bir dönem olacak Türkiye'de. Dolayısıyla bu seçimlerde çok belirleyici olacak. Bu seçimlere giderken biz maalesef şunu bir kere daha gördük ki Türkiye'de demokratik yapımızda en önemli problemlerimizden bir tanesi muhalefet sorunu. Muhalefet sorunu derken muhalefet kavramını bir problem olarak anladığım için söylemiyorum. Ciddi, iktidara gerçekten alternatif olabilecek, gerçekçi projeler ortaya koyan muhalefetin Türkiye'de hala olmaması. Bu ciddi bir problem. Her sıhhatli demokraside mutlaka ciddi, saygın muhalefet partileri olur. Ve her muhalefet partisi oturmuş demokrasilerde, ileri demokrasilerde gerçekten iktidarın bir alternatifi gibi ya da iktidara kolayca geldiğinde programıyla, kadrolarıyla, her şeyle hazır bir görüntü çizer. Bu seçime giderken maalesef şunu görüyoruz ki ana muhalefet partisi dahil şu anda Türkiye'de muhalefet partilerinin iktidar olma gibi ciddi bir hedefleri, bir hayalleri yok. Bu seçim beyannamelerinden ve ortaya koydukları projelerden, ortaya koydukları açıklamalardan maalesef bir kez daha ortaya çıktı. Neden? Yani bunlar yapılamaz şeyler mi bu vaatler? Şimdi şöyle bir içeriğine baktığınızda, bir hesap kitabına baktığınızda, yani bunun kaynağı şu bu falan filan ayrı bir konu ama Türkiye ekonomisinden şöyle azıcık anlayan, azıcık hesap kitap bilen, dört işlemi, çarpma, bölme, toplama, çıkartmayı bilen herkesin kolayca şöyle oturup bir 15-20 dakikada çıkarabileceği hesaplar bunlar. Türkiye'nin ekonomik yapısına baktığımız zaman, Türkiye'nin bütçe yapısına baktığımız zaman bizim biliyorsunuz bir petrol gelirimiz yok. Evet. Bir doğal kaynak gelirimiz yok. Bütçe gelirimizin tamamı vatandaşlarımızdan toplanan vergiden oluşuyor. Kimi zaman gelirden alınan vergi, kimi zaman harcamadan alınan vergi ama baktığımızda bu memleketin, bu devletin bütçesinin geliri nereden diye bu tamamen vatandaşlarımızdan toplanan vergiden oluşan bir gelir. Ve bütçe harcaması nereye nasıl oluyor diye baktığınızda da İşte başta kuşkusuz çalışanlarımızın maaşları, emeklilerimizin maaşları, yatırımlar, devletin diğer cari giderleri, savunma, eğitim, sağlık, adalet gibi devletin asli fonksiyonları var. Bu asli fonksiyonlarında harcanan rakamlardan oluşuyor. Bütçemiz kabaca bu. Dolayısıyla burada ilave harcanan her bir kalemin mutlaka karşılığında bu bütçenin nasıl denkleştirileceğini de ortaya konması gerekiyor. Çünkü Türkiye dünyanın
en büyük 20 ekonomisi arasında. Biz G20 üyesiyiz. Hatta bu yıl seçilmiş bir başkan sıfatıyla G20 masasında oturuyoruz. Dünyanın en büyük 20 ülkesinden birisinin ekonomisinin çok ciddi yönetilmesi lazım. Çok güvenilir, inanılır projelerle yönetilmesi lazım. Bu bütçe dengelerine dikkat etmeden ya da bu ilave harcamaların nereden nasıl karşılanacağını, nereden nasıl bütçe tekrar oluşturulacağını ortaya konmadan açıklanan her bir proje zaten ancak hayal ürünü bir projedir. Yani bu bütçe dengelerine baktığımız zaman ki biz 13 tane bütçe yaptık. Evet. 13 bütçeyi yapan, Türkiye'nin bütçe açığını milli gelirin %12'sinden %1'ine indiren bir iktidar partisi olarak aynı zamanda bunları söylüyoruz. Bu bütçe dengelerinde harcamayla beraber mutlaka ne yapmanız lazım? Ya onu dengeleyecek bir başka yerden harcama azaltırsınız. Ya ilave bir gelir bulursunuz ki bütçe denk olsun. Ya da bütçenin artık denkliği önemli değil. Bütçe açığı varsın artsın. Ki muhalefet partisinin şöyle bir ekonomi kurmaylarının açıklamalarına baktığınızda onu görüyoruz. Efendim ne olacak diyor, %3 daha fazla bütçe açığı oluverir ki. O hesaplar da yanlış. Biz Maliye Bakanlığımızın yaptığı hesaplar kendilerinin ortaya koyduğu hesaplardan çok daha farklı. Yani sadece şu son, bu yılın son 3-4 aydaki bütçe etkisini ele alıp onun tamamının yıl boyunca etkisi olacak gibi falan. Böyle yanlış yanıltmaya. Biz Maliye Bakanlığımızın minimum hesabı o. Yani bunlar yapılırsa bu kadarlık bir ilave olacaktır diye. Peki şunu sorabilir yani miyim? Bu rakam şöyle, bütçe açıldığı zaman açık verirse, daha çok bütçe açılırsa onun bir yerlerden borçlanması gerekecek. Ama bu kadar yüksek miktarda borçlanmak için hazine piyasaya girdiği anda piyasa faizleri çok çok yükselecektir. Çünkü devletin borçlanma ihtiyacı artınca çok daha yüksek bir faiz oluşacaktır piyasada. O yüksek faizin de bedelini yine millet olarak hep beraber ödeyeceğiz. Bütçeli. Dolayısıyla yani bunlar şöyle uluslararası çevrelerde olsun, Türkiye içindeki belli başlı hani hesap kitap bilen ve gerçekten dürüstçe düşündüğünü söyleyen çevrelerin yaptığı analizlerde bizimkiyle tamamen örtüşüyor açıkçası. Şunu sorabilir miyim? Yani şimdi bunları yapsa ne olur? Yani asgari ücreti 1500 lira net çıkardım. Emekliye 2 maaş verdim. Tüketici kredisi, bireysel kredilerin %80'ini ödedim, kapattım. İşte onun dışında başka bir sürü rakam var. Mazotu 1,5 liraya düşürdüm. Bunları yaptı. Ne olur yaptığı zaman? Yani kriz mi olur? Bunlar zaten gerçekten böyle şeylerin Türkiye'de yapılacağına şu anda piyasalar, iş çevreleri inanıyor olsa bugünden zaten ekonomi allak bullak olur. Yani bugünden faizler en az %16'lara 17'lere çıkar. En az. Daha da ilerisi olabilir. Çünkü piyasa hemen şu hesabı yapar. Bunlar gerçekten yapılacaksa, bu kadar para harcanacaksa, bu da dönüp tekrar piyasadan borçlanacaksa, devletin bu kadar çok borçlanmaya ihtiyacı olacaksa demek ki o yüksek borçlanma ihtiyacı bu faizleri nasıl artıracak diye bugünden artar. Allah'tan herkes şunu biliyor. Yani seçim sonuçları, anketler öyle gösteriyor ki kuvvetle muhtemel yeniden bir AK Parti iktidarı, tek parti iktidarı. Buna piyasa inandığı için ve tek parti iktidarıyla AK Parti iş başına geldiği zaman makul ekonomi politikalarına inandığı için şu anda piyasa göstergelerimiz nispeten sakin, nispeten makul seviyelerde seyrediyor. Böyle garip, son derece tutarsız politikaların Türkiye'de gerçekten uygulanacak olduğuna bir inansalar kendi iş dünyamızda uluslararası... Daha başlamadan alt üst olur. Zaten işin başında bunları açıkladıkları anda yasaları geçirirken öyle bir karışır ki ortalık. Ondan sonra bizim 94 krizinden, 2001 krizinden farklı olmaz. Çünkü o günlere de baktığımızda aşağı yukarı işte Türkiye'nin ekonomik tablosu böyleydi. Yani aşırı bir borçlanma, karşılıksız para basma. Bunlar Türkiye'yi nihayetinde IMF'den borç para isteme durumuna düşüren politikalardır. Yani bu açıklanan ne var ne yoksa şöyle bir bakın. 1990'larda uygulanan hesapsız, kitapsız, popülizme dayalı politikalardı. Zaten muhalefet partilerine şöyle bir baktığımızda, ister CHP zihniyetinin geçmişine bakalım, ister MHP'ye bakalım. Bunların zaten kendi dönemlerinde, iktidar olduğu dönemlerde Türkiye maalesef bir türlü selamete erememiş. Türkiye ekonomisi kriz arkasında kriz yaşamış. Bizden önceki koalisyon hükümetinde belki CHP yoktu ama onların zihniyetini temsil eden bir parti vardı. Evet. MHP vardı. Evet. 2001 kriz gibi Türkiye'nin milli gelirinin 1/3'ünü bir anda kaybettiği bir kriz bunların iktidar döneminde yaşandı. Dolayısıyla bunlar
Aynen o dönemleri getirecek politikalar. Şöyle bir şey diyorlar mesela, yani bu bütçe meselesi ise bütçeden verileceği anlaşılıyor bu vaatlerin, eğer iktidar olmaları halinde. Diyorlar ki yani biz yüksek gelirliden daha çok vergi alırız. Bunu da dağıtırız emekliye, asgari ücretliye, yoksula. Bunu dağıtırız. Zaten bir gelir adaletsizliği var memlekette diyorlar. Sonuçta o bütçede bir hacim var. Bu bütçenin nasıl dağıtılacağıyla da ilgili bir mesele değil mi ekonomi dediğimiz şey? Şimdi Türkiye'nin vergi oranlarını biz kendi dönemimizde çok çok düşürdük. Katma değer vergisi pek çok üründe %18'den %8'e düştü. Kurumlar vergisi %20'ye düştü, %30 düştü. Gelir vergisinin üst baremleri düştü. Bunların hepsi ekonominin büyümesi için, sıhhatli bir şekilde büyümesi için çok çok önemli konular. Biz zaten ne diyorduk? Dönüp dolaşıp bunlar ya vergi artırırlar ya da gidip daha fazla borçlanmak zorunda kalırlar. En sonunda da IMF'in eline düşerler diye zaten söylüyorduk. Yapmadıkları iş değil. Daha önce de yaptılar bunları, yaşadılar. Aynı o günleri çağrıştıran politikalar bunlar. Biz kesinlikle Türkiye'de vergi artışlarına karşıyız. Vergi oranlarının bütçe imkanı el verdiği sürece daha da düşürülmesi gerektiğine inanıyoruz. Üstelik biz lüks tüketimde zaten ciddi vergiler alıyoruz. Bugün 2000 cc'nin üzerinde bir otomobilin üzerinde zaten %135'lik bir özel tüketim vergisi var. Eğer amaç hani çok harcamaysa, lüks tüketimse, tüketimin üzerinde zaten vergiler var. Lüks tüketimde katma değer vergisi %18'de örneğin. Yani diyorsunuz ya acaba hani hali vakti yerinde olanlardan zaten hali vakti olandan zaten harcarken vergi yüksek. Lüks tüketimde zaten yüksek vergi var. Ama onun dışında eğer bu harcanmıyorsa bu da ekonomiye dönen bir sermayedir. Dolayısıyla biz özel sektörün öncülüğünde büyüyen bir ekonomiye sahip olacaksak, özel sektör eğer istihdam oluşturuyorsa bu memlekette, özel sektörün de İş yapma ortamını düşündüğümüzde burada makul vergi oranlarını da beraberinde düşünmemiz lazım. Dolayısıyla bir araya koyup baktığınızda bunlar tamamen tutarsız politikalar. Sayın Kılıçdaroğlu örneğin diyor ki, Türkiye'de diyor işte şu kadar yoksulluk var diyor, biz bunu sıfırlayacağız diyor. Bahsettiği yoksulluk oranı göreli yoksulluk. Yani bir ülkenin ortalama gelir seviyesine bakıyorsunuz. O gelir seviyesinin yüzde belli bir miktarın altındakilere göreli yoksul diyorsunuz. Yani bugün Norveç'te 50 bin dolar milli geliri varsa, Norveç'te yaşayan ama belki yılda 20-25 bin dolar gelir olan kişiye siz yoksul diye tanımlıyorsunuz orada. Çünkü göreli yoksulluk, mutlak yoksulluk değil. Göreli yoksulluğun da öyle bir hesap metoduyla zaten sıfırlanması diye bir şey. Teorik olarak da mümkün değil, pratik olarak da mümkün değil. Yani yazdıklarını inanın şöyle alt alta topladıklarında bilimsel olarak da, pratikte de hiçbir karşılığı olmayan hususlar bunlar. Evet. Ve zaten okuyan, gören ve gerçekten Türkiye ekonomisini anlayan, dünyada ekonomik sistemin nasıl çalıştığını bilen herkesin söyleyeceği, ha bunu yazanlar hayal üretmiş, ya demek ki bunların iktidar hedefi yok, öyle bir amacı yok diye zaten anında veriliyor, işi teslim ediyor. Zaten şunu da düşünmek lazım, biz 13 yıldır iktidarda olan bir partiyiz. 13 yılda yaptıklarımız ortada. Türkiye'nin milli geliri nereden nereye geldi ortada. Türkiye'de mutlak yoksullukla mücadelede elde ettiğimiz başarı gerçekten çok kayda değer bir başarı. Ben geçen hafta G20 toplantıları, Dünya Bankası toplantıları vesilesiyle Washington'daydım ve orada gerçekten tüm en büyük 20 ülkeye, G20 ülkelerine baktığınızda Türkiye kadar hızlı bir şekilde gelir dağılımını düzelten başka bir ülke yok. Bunun OECD'de yayınlamış, diğer uluslararası kuruluşlarda yayınlamış. Dünya Bankası diyor ki Türkiye'de bir orta sınıf son 10 yılda ikiye katladı diyor. %22'den %44'e büyüyen bir orta sınıf, orta direk var Türkiye'de şu anda. Bunların hepsi zaten işi bilenler tarafından takip edilen, teslim edilen gerçek. Yani o bir şey vardır böyle, zengin zenginleşti, fakir fakirleşti, böyle bir şey olmadı diyorsunuz. Kesinlikle Türkiye'de olmadı çünkü Gini katsayımız düşüyor bizim. Yani dünyada gelir dağılımı Gini katsayısı denilen bir metotla ölçülür. Bu ne kadar yüksekse o ülkenin gelir dağılımı o kadar bozuktur. Ne kadar düşükse o kadar gelir dağılımı iyidir. OECD'nin yayınlarına baktığımızda tüm OECD ülkeleri içerisinde Gini katsayısını en hızlı düşüren ülke, yani gelir dağılımını en hızlı düzelten ülke Türkiye. Evet. Yani bunu bağımsız gözler ve değerlendirmeciler bakıyorlar, ediyorlar, yayınlıyorlar. Dolayısıyla işin gerçeği çok çok ortada. Ha şu var,
İdeal bir noktaya ulaştık mı? Değil. Yani kuşkusuz bizim seçim beyannamemizi de açıp baktığınızda gelir dağılımının daha da iyileşmesi için neler yapmamız gerektiği, vergi politikalarında neler yapmamız gerektiği, harcama kompozisyonumuzun ne yönde nasıl değiştirilmesiyle ilgili, bunların hepsiyle ilgili zaten çok detaylı şeyler açıkladık biz. Peki, yani bu popülist politikaların, bu popülist vaatlerin alternatifi de yani siz bu halinizde razı olun mudur? Yani bir işte 11 milyon emekli var. Asgari ücret Türkiye'de 1000 liranın altında. Yani siz o zaman iktidar partisi olarak, AK Parti olarak siz bu geniş kitlelere ne vaat ediyorsunuz? Bundan farklı şimdi olarak. Öncelikle gerçekçi olmak lazım. Ve bizim en önemli farkımız diğer partilerden 13 yıllık ortada bir icraatımız söz konusu. 13 yılda Türkiye'nin nereden nereye geldiği çok açık ortada. Her bir toplum kesimine bakın. Bu toplum kesiminin geliri reel anlamda bu dönem içerisinde çok çok yükseldi. Yani isterseniz emeklilerimizin 2002'deki maaşıyla bugünkü maaşına bakın. Onların satın alma gücüne bakın. Reel olarak ne kadar arttığına bakın. Asgari ücret 2002'de ne alabiliyormuş, satın alma gücü nasılmış asgari ücretin? Bugünkü asgari ücretle neler alınabiliyor? Bunlara bakın. Bunların hepsinde çok çok büyük ilerlemeler var. Ve biz bunun devam edeceğini düşünüyoruz. Ama bunlar böyle basamak basamak olacak. Basamak basamak. Yani birdenbire olmayan bir kaynağı, hayali bir kaynağı dağıtacağını söyleyerek bu ekonomi yönetilmez. Böyle bir şey mümkün olan değil. Da elden gider. Mutlaka, mutlaka basamak basamak olacak bu iş. Türkiye'nin ekonomisi geliştikçe, Türkiye'nin uluslararası itibarı arttıkça, Türkiye'nin ihracatı arttıkça, Türkiye'nin üretimi arttıkça bu artan büyüklükten mutlaka toplumumuzun her kesimi daha fazla, daha fazla, daha fazla pay alacak. Bugüne kadar olduğu gibi, son 13 yıldır olduğu gibi, bundan sonraki dönemde de bunun devam edeceğini biz söylüyoruz. En önemli farkımız da bu. Diğer partilerin geçmiş icraatlarıyla ilgili söyleyebilecekleri hiçbir şey yok. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi, şöyle geçmiş, hani iktidarda olduğu dönemlerle ilgili, ben şu dönemde şunu yaptıydım, bakın şöyle güzel bir icraat ortaya koyduydum diye, seçim beyannamesini bir tarayın bakın. Tek bir şey bulabilecek misiniz? Ya da MHP'nin seçim beyannamesine bakın. Ben şu dönemde iktidardım ve şunları şunları yaptım, şunları başardım diyebileceği tek bir şey bulabilecek misiniz? Yok. Hiçbir şey yok. Yani geçmişte kendilerine fırsat verildiğinde, halk kendilerine destek verdiğinde ne yapabildikleri ortada. Ama bizim çok yakın bir dönemde ve çok çok başarılı bir icraat dönemimiz var. Ve diyoruz ki bu yaptıklarımız, 13 yıldır yaptıklarımız gelecekte yapacaklarımız da en önemli garantisini oluşturur. Evet. Çünkü bunu yapan bir, başaran bir iktidar olarak ve başaran bir siyasi parti olarak bunları biz ortaya koyuyoruz. Evet. Peki biraz Türkiye ekonomisini konuşalım. Çünkü çok önemli veriler var karşımızda ve bunlar hani çok parlak bir noktada ekonominin olmadığına sanki işaret ediyor. Ya da böyle bir durum var karşımızda. Şimdi mesela Sayın Cumhurbaşkanı bile dedi ki 3 yıldır bir türbülans yaşıyoruz, bir kriz ama geçicidir dedi. Büyüme rakamları 2014'te 2.9 çıktı. Bir dönem Türkiye 8-9 büyüyordu. Bir çeyrekte hatırlıyorum 11 büyüdü. Yani bütün bunlar Türkiye'de ekonominin bir sıkıntılı bir dönemden geçtiğini işaret etmiyor mu? Şimdi Türkiye ekonomisi öncelikle dışa açık bir ekonomi. Dışa açık. Yani mal hareketleri serbest. Finansman hareketleri serbest. Ve dışarıda olup bitenden Türkiye'nin etkilenmemesi diye bir şey söz konusu değil. Dışarıda olan biten ne varsa dünya ekonomisinde, dünya finans sisteminde Türkiye'yi de az ya da çok etkiliyor. Dünyada şu anda sadece gelişmekte olan ülkeler değil, gelişmiş ülkeler değil, tüm dünyanın genelinde büyüme oranlarının düştüğünü görüyoruz. Yani bundan birkaç sene öncesiyle bugünü mukayese ettiğinizde daha düşük büyüme oranlarını görüyoruz. Ve bundan sonraki dönemde de büyüme oranları geçtiğimiz 10 yıla göre daha düşük seyredecek. Yani dünyanın tümüne baktığımızda ya da gelişmiş ülkelere baktığımızda, gelişmekte olan ülkelere baktığımızda, geçmiş 10 yılla gelecek 10 yılı mukayese ettiğimizde, gelecek 10 yılın büyüme oranlarının geçmiş 10 yıla göre daha düşük olacağını görüyoruz.
Bu 2008-2009 krizinin hala devam eden etkilerinin bir sonucu. Aynı zamanda dünya ticaretinin de eskisi kadar hızlı büyüyememesinin de bir sonucu. Dünya ticareti kriz öncesi yıllık büyüme oranlarına şöyle bakıyoruz. Bir de bugünlerdeki büyüme oranlarına bakıyoruz. Dünya ticareti eskisi kadar hızlı büyümüyor. Ve pek çok ülkede ciddi sorunlar var. Bizim de zaten G20 başkanı olarak şu anda bu üzerine eğildiğimiz bir konu. Dünyanın topyekün daha hızlı büyümesi için en büyük 20 ekonomi ne yapmalı, bunu çalışıyoruz. En büyük 20 ekonomi dediğimiz %85'ini oluşturuyor dünya ekonomisini. Yani 20 ülkeyi toplayın, dünya ekonomisinin %85'i zaten o masada. Bu ülkeler ne yapmalı ki bu büyümeyi mevcut seviyeden yukarı itelim diye. Ve bunun cevabını da yapısal reformlarda görüyoruz. Çünkü merkez bankaları ne kadar para basarsa bassın, karşılıksız para basarsa bassın, büyümeyi nihayetinde getiremediğini görüyorlar. Japonya'da görüyorlar, Avrupa'da görüyorlar, Amerika'da görüyorlar. Bütçe açıklarını hani çoğaltalım, daha çok para harcayalım ki büyüyelim. Bugün Yunanistan parayı harca, milli gelirinin %160'ı kadar borca çık. Büyüyor mu Yunanistan? Değil. Son 3-4 yılda sürekli daralan, küçülen bir ekonomi. Dolayısıyla daha çok para basarak ya da devlete daha çok para harcatarak büyümenin imkansız olduğunu artık dünya görüyor. Dolayısıyla yapımızı daha nasıl sağlamlaştıracağız? Ürün piyasalarıyla ilgili, iş piyasalarıyla ilgili reformlarımızı nasıl yapacağız? Evet. Ve kendi ülkelerimizde yatırım ortamlarımızı nasıl daha iyi iyileştireceğiz? Bütün bunlar şu anda G20'nin en önemli konuları. Burada tam Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadelerinden yola çıkarak Türkiye'ye özel hani nedir problemler, neler yapılması diye gerekir diye baktığımızda da burada yine iş ve yatırım ortamını görüyoruz. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımız da ona işaret ediyor. Yani iş yapmaya çalışıyorlar, yatırım yapmaya çalışıyorlar. 300 milyon, 500 milyon dolar, fakat bunlar engelleniyor. Kimi zaman yargı tarafından, kimi zaman başka mekanizmalar tarafından bunlar engelleniyor. Türkiye istediği hızla büyüyemiyor diye yatırım ortamını Kastediyor. Dolayısıyla yatırım ortamının iyileştirilmesi sadece Türkiye'de değil, aslında pek çok ülkede çok temel bir konu. Yani iş dünyası için o ülkenin daha cazip hale gelmesi, daha kolay yatırım yapılabilir, daha kolay iş yapılabilir hale gelmesi bu işin esasında. Bizim G20'de de bu çok önem verdiğimiz bir konu. Her ülkenin bunu yapması gerekir diye mutlaka herkese tavsiye ediyoruz. Ha, kendi yatırım ortamımıza baktığımızda 2002'ye göre tabii çok daha iyi bir noktadayız. Yani kendi sanayicimizin Türkiye'ye yaptığı yatırıma bakın. Mesela geçen yıl hani yatırımlar çok da hızlı artmadığı halde toplam rakama bakın. Bir de 2002'ye bakın, 2003'e bakın. Çok çok farklı bir noktada. Yani o günün Türkiye'si de bugünün Türkiye'si mukayese edilemeyecek kadar farklı bir ülke. Ama başta yargı sistemi olmak üzere yapısal reformlar da bu işin temelinde. Peki yapısal reformlarda ne yapılması gerekir diye baktığımızda da biz orada işte 25 alanda dönüşüm programları açıkladık. Ve 25 alanda 1250 aksiyon açıkladık. 1250 adımda hangi tarihte neler yapılabileceği, neler yapılacağını ortaya koyduk. Sayın Başbakan'ın Başbakanımız açıkladı. Bunu 4 ayrı basın toplantısında ancak açıklayabildi. Çünkü o kadar kapsamlı bu kalınlıkta bir döküman. Ve şu anda G20 ülkelerin hiçbirisinde bu kadar detaylı bir yapısal reform hazırlığı da yok. Şimdi siz hani başta sorarken muhalefet partilerinin seçim beyannamelerinden bahsettiniz. Yani bunlar küçük küçük dokümanlar. Bizim sadece ekonomide ve sadece yapısal reform anlamında ortaya koyduğumuz 1250 tane adım var. Bunların tarihleri tespit edilmiş. Hangi tarihe kadar tamamlanacağı tespit edilmiş. Sorumlu kuruluşlar belirlenmiş. Ve zaten ciddi bir hazırlık. Yani Türkiye'yi bundan sonraki dönemde de yönetmeye talip olan bir hazırlık ancak böyle olur. Evet. Biz hatırlarsanız 2002'de ilk hükümetimizi kurduğumuz dönemde de bir acil eylem planı açıklamıştık. Tarihler vermiştik. Şu tarihe kadar şunları yapacağız demiştik. Ve onların çoğunu çok şükür yerine getirdik. Böyle yuvarlak ifadelerle ya da hayali vaatlerle ekonominin yönetilmesi, bu memleketin yönetilmesi Peki, mümkün soru değil. Geldi bu arada hemen aklıma, bu yargı tabii. Demişken biliyorsunuz Başbakanımız ayrıca yargı reformumuzu da açıkladı. Bu da çok önemli, çok kapsamlı bir çalışma. Yani seçim beyanlamamız çarşamba açıklandı. Arkasından hemen o haftanın cuma gününde yargı reformu açıklandı. Eğitim tabii çok çok önemli bir konumuz. Yani eğitimle ilgili çok ciddi yapmamız gereken şeyler var. Ama bunların hepsinde planı var, programı var, çok detaylı strateji dokümanları var. Ne yapılacağı önümüzdeki dönemde çok çok açık. Ben yani özetle şunu diyebilirim ki 2002'den 2015'e kadar Türkiye'yi çok farklı bir noktaya getiren bu yönetim anlayışı, bu
siyasi iktidar bugünden alıp 2023 hedeflerine götürecek ciddiyet, kararlılık ve kadroya sahip. Bu çok çok açık. Evet. Yani şimdi şöyle bir soru geldi aklıma. Yani 2008 krizi dediniz. Bu atlatılabilmiş değil hala dediniz. Ama Türkiye o krizin sonrasında da 2011'lerde yüksek büyüme rakamlarına ulaşmıştı. Yani o kriz diğer dünyanın başka ülkelerinde Doğru. devam ederken bizde yüksek büyüme oranları vardı. Şimdi neden düştü? Şöyle 2009'daki o krizin en derin, en dip noktasından sonra biz 2010 ve 2011 yıllarında 2 yıl arka arkaya %9 ve %9'luk büyüme oranları elde ettik. Evet. Fakat bunun kompozisyonuna baktığımızda bunun ağırlıklı olarak iç tüketimden geldiğini görüyoruz. Ve özellikle de kredilendirilen iç tüketimden. Yani halkımızın kendi gelirinden harcadığı değil, bankalardan borçlanarak harcadığı bir iç tüketimden gelen büyüme olduğunu görüyoruz. Doğru, arka arkaya 2 yıl %9 büyüdük ama cari açımız da %10'a çıktı. Dünyanın en yüksek cari açını veren ülke durumuna geldik. Cari açın yüksekliği Allah korusun her zaman için bir ülke için risktir. Yani piyasada likitte bolken çarklar döner ama likitenin biraz daraldığı bir dönemde de çok kötü sıkıntılar beraberinde getirir. Onun için biz ne yaptık? 2010 ve 11 yılından sonra büyüme modelimizi ihracata doğru yönlendirdik. Yani büyümemizin kaynağı tabii ki iç tüketim olacak. Ama iç tüketim makul ve gelirimiz nispetinde olacak. Yoksa borçlu harca bu ilerideki refahtan bugün çalıp harcamış oluyorsunuz. Yani bugün refahınızı iyileştiriyorsunuz. Fakat ilerideki sıkıntıları da bugünden hazırlamış oluyorsunuz. Dolayısıyla büyüme modelimiz ihracata doğru yönlendirdik. Ama ihracat da başka ülkelerin iç pazarına bağlı. Dünyadaki genel ticaret artışına bağlı. Biraz önce bahsettiğim gibi dünyada da ticaret hacmi çok hızlı artmıyor eskisi gibi değil. Ama ihracattan gelen bir büyüme sıhhatli, sürdürülebilir bir büyüme. Biz diyoruz ki büyüyelim ama bunun kaynağı ağırlıklı olarak yatırım olsun. Üretim olsun, ihracat olsun. Yani ithal edip de ithal ürünleri içeride daha çok harcayıp daha çok tüketen bir ekonomik modelin sürdürülebilirliği olmaz. Ha biraz daha devam etmeye çalışırız ama ondan sonra elinizde olmayan sebeplerle gelir, daha kötü bir tabloyla karşı karşıya kalırsınız. Dolayısıyla burada bundan sonraki dönemde büyümenin kalitesine çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Aslında sadece büyümede değil pek çok alanda kaliteye önem vermemiz gerekiyor. Mesela eğitimde diyelim ki derslik sayımızı 2'ye katladık bu dönemde. Gayet iyi. Duble yollar yaptık. Gayet iyi. Türkiye'nin her yerini adalet saraylarıyla donattık. Gayet iyi. Ama kaliteye baktığımızda kalitede yapacak çok işlerimiz var. Yargının kalitesi, eğitimin kalitesi, genel anlamda büyümenin kalitesi. Bu çok çok önemli. Bunları yapmazsanız ne oluyor? O 1990'ların kısa vadeli bakış açısı. Bugün şöyle bir güzellik yapalım da ondan sonrasını sonra düşünürüz. Bizim için bugün önemli, yarını sonra düşünürüz. Olmaz. Biz öyle bir anlayışa hiç sahip olmadık. Yani 13 yıldır Türkiye'yi böyle de yönetmedik açıkçası. Hep uzun vadeye baktık, hep sürdürülebilirliğe baktık. Ha şunu da söylemek lazım. O 2009'dan sonra 2010 ve 2011, 2009'da çok bir bizim ciddi bir kaybımız vardı. Yani milli gelir kaybımız vardı. Bir de onun telafisi için yoğun bir şekilde çalıştık. Artı bir çıktı açımız vardı. Ekonomide çıktı açı denen bir kavram vardır. Yani ekonominin gerçek büyüme potansiyeliyle diyelim, elde ettiğiniz arasındaki fark vardı. O farkı kapatmak için bir sıçrama dönemiydi o. Onları da yaptık. Gayet güzel. Bütün farkları kapattık. Gelişmekte olan ülkelere baktığımızda performansımız iyiydi. Gelişmiş olan ülkelerle farklarımızı kapattık. Avrupa Birliği'nin örneğin ortalamasının %36 kadar bir milli gelirimiz vardı bizim. Şimdi %55'e. Yani Avrupa Birliği'nin ortalamasının %55'i bir milli gelire ulaştık. Dolayısıyla bu dönemde farkı kapatıcı adımlar da attık. Ama önümüzdeki dönem için mutlaka sağlam adımlarla yürümemiz lazım. Sağlam adımlar. Bir ara verelim. Müsaadenizle daha çok sorumuz var, sorulacak. Ara veriyoruz. Dönüşte birlikteyiz. Evet, tekrar birlikteyiz. Başbakan Yardımcısı Sayın Ali Babacan, Başkent Kulisi'nde konuğumuz. Şimdi efendim, dolar neden durdurulamıyor? Şu anda
Amerikan doları dünyada tüm para birimlerine karşı değer kazanıyor. Bu yaklaşık böyle 4-5 aydır devam eden bir süreç. Ve Amerikan Merkez Bankası'nın para politikalarında sıkışmaya götüreceği, sıkıştırma politikaları izleyeceğini açıklamış olması doları değerlendiriyor. Artı Avrupa Merkez Bankası'nda para politikalarını gevşetiyor olması Euro'nun değerini düşürüyor. Bu iki etki birleştiğinde de daha keskin bir farklılık görüyoruz. Yani Euro dolar paritesi biliyorsunuz 1.4'ten geçen yıl şu anda 1.06-1.08 arası gidiyor geliyor. Dolayısıyla bir yıldan daha az bir sürede Euro ve dolar dünyanın en çok kullanılan iki para birimidir bunlar. Bunlar birbirine karşı %30-35 değer kazanıp kaybedebiliyor. Yani böyle bir dönemdeyiz. Yani kurdaki hareketlilik sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde olan bir gerçek. Yani Türk lirasına yani, karşı değil, diğer para birimlerine karşı da değer kazanıyor. Tabii. Öyle bir durum var şu anda. Dolar diğer ürünlere karşı da mesela diyelim ki temel komodite karşı da değer kazanıyor. Yani bu ne demek? Temel ürünlerin fiyatları düşüyor tam tersten baktığınızda. Yani bir ürünün fiyatının düşmesi aslında doların o ürüne göre değerinin artması anlamına da geliyor. Dolayısıyla böyle sıra dışı bir dönemdeyiz. Bunu G20 toplantılarında biz tartıştık. Amerikalıların kendisi de bundan çok rahatsız. Çünkü Amerikan sanayisinin rekabet gücünü çok çok olumsuz etkiliyor. Evet. Şimdi Amerika'da ithal ürünler birden çok ucuz hale geldi. Amerikan ihraç ürünleri de birdenbire çok pahalı ürünler haline geldi. Bu Amerikan sanayisini de olumsuz etkilemeye başladı. Ve Amerikan yönetimi de, Merkez Bankası da ya biz bu işten çok memnun değiliz demeye başladılar. Hatta Amerikan Merkez Bankası'nın bu faiz artırımını bir süre daha ertelemesinin altındaki temel nedenlerden birisinde bu olduğu da söyleniyor. Yani evet, doların birdenbire çok değer kazanması. Yani bu dünyada bir akım. Ama Türkiye'ye özel sebepleri de yok diyemeyiz. Yani Türkiye'ye özel bazı sebeplerde Türkiye'de de ayrıca dövizin değerlenmesini beraberinde getiriyor. Bu da bir gerçek. Başka faktörler de var. Başka yani faktörler ama faktörün büyüğü, asıl sebebi dış dalga. Yani onu görmek lazım. Bazen biz böyle dünyada ne olup bitiyor çok dikkat etmiyoruz. Sadece kendi içimize kapanık değerlendirmeler yapıyoruz. O değerlendirmelerde de resmin büyüğünü kaybedebiliyoruz. Yani evet, zannediyoruz ki bir tek Türkiye bunu yaşıyor. Değil. Yani dünyada pek çok ülke bunu yaşıyor. Bugün Brezilya'daki para biriminin değer kaybı, Brezilya realinin değer kaybı Türk lirasından çok daha kötü. Dolara karşı. Dolara karşı tabii. Yani Türk lirasından çok daha fazla değer kaybetmiş durumda Brezilya parası. Ha, Rusya zaten petrol fiyatları ve uluslararası yaptırımların etkisiyle Rus rublesi dolara karşı bir ara yarı yarıya değer kaybetmiş. Sonra biraz toparladı son dönemde. Yani petrolle beraber petrol 50 işte 40-50 arasından 60'lara varınca Rusya'da biraz daha toparlama oldu. Ama o dibe göre toparlama. Yoksa geçen yıla mukayese ettiğinizde yine çok çok değer kaybetmiş durumda. Tabii Rusya özel bir durum. Şu anda Rusya bir kriz ülkesi. Yani bu yıl ekonomiler yaklaşık %3-4 daralacak. O ayrı bir kriz ülkesi. Ama Brezilya bir kriz ülkesi değil. Yani Brezilya'da yani Türkiye gibi gelişmekte olan büyük ülkelerden birisi. Dolayısıyla baktığımızda dünyanın her yerinde benzer olaylar oluyor. Ama dediğim gibi yani sebebin çoğu dışarıda, içeride de bir miktar sebebi var. Şimdi önemli bir soru soracağım. Türkiye ekonomisi yani son birkaç yıldır en fazla bu boyutuyla gündeme geldi. Bu faizler meselesi, üretim meselesi. En son Merkez Bankası Başkanı ile birlikte Sayın Cumhurbaşkanı'na gittiniz ve Sayın Cumhurbaşkanı tatlıya bağladık dedi. Ondan sonra bu konu kapandı anladığımız kadarıyla. Ama bu şöyle bir zemine oturuyor. Yani yüksek faiz olduğu zaman üretim olmuyor. Üretim olmadığı zaman ekonomi yerinde sayıyor. Burada da Merkez Bankası işte faizleri niye düşürmüyor sorusu arkasına geliyor. Yani bu anlamda bu yüksek faiz dönemi yaşamıyor mu Türkiye? Son iki yıldır özellikle Haziran 2013'ten itibaren ve bu ekonomideki bu türbülans biraz bundan kaynaklanmıyor mu? Buna dair ne söyleyeceksiniz? Şimdi 2002 yılında ben hazineden sorumlu bakan olarak göreve başladığım gün Türkiye Cumhuriyeti hazinesi %66 faizle borçlanıyordu. %66. Evet. Ve 9 aydan
uzun da piyasadan borçlanma imkanı yoktu. 9 ayda ödeyeceksin yani. 9 aydan daha ileri vadede kimse borç para vermiyordu devlet. Biz öyle bir tablo devraldık. Ki enflasyon %29, 2002'nin enflasyonu. %29 enflasyona %66 nominal faiz. Aradaki fark reel faiz. Öyle bir tabloydu. Bugün çok şükür çok daha normal hale gelmiş bir ekonomi görüyoruz Türkiye'de. Ha nedir? Hazinenin borçlanma faizleri bugünlerde %9-10 arası. İleriye doğru enflasyon beklentisine baktığımızda işte belki 7 gibi bir rakam görüyoruz ileriye doğru. Yani bu ne demektir? Reel faizler, hazinenin borçlanma açısından reel faizler 2-3 puan bandında şu anda. Dolayısıyla nereden nereye geldiğimizi önce değerlendirdiğimizde elde edilen başarı çok çok büyük. Ama tabii gönül arzu ediyor ki 4,5. Bir ara 4.6'yı gördük. Evet. Bir ara 4.6'yı gördük. Çok kısa bir süre. Ondan sonra işte gezi olayları, şunlar bunlar derken Türkiye'nin iç gündemi ve siyasi risk primi biraz arttı. Onun da etkileri tabii faizlere de yansıdı. Şimdi şu önemli. Hazinenin borçlanma faizi piyasada oluşur. Piyasada. Peki çünkü nedir bu? 2 yıl vadeli, 5 yıl vadeli, 10 yıl vadeli, hatta döviz cinsinden baktığımızda ta 40 yıl vadeye kadar şu anda borçlanma var. Hazine bunu yapıyor. Ha sadece faizi değil, sukuk ya da kira sertifikası dediğimiz faizsiz enstrümanlarla da artık hazine borçlanıyor. Yani o kapı da açılmış durumda. Peki hazinenin borçlanma faizini ne oluşturuyor? Hazinenin borçlanma faizi en önemli belirleyicisi ileriye doğru o ülkedeki enflasyon beklentisi. Yani Türk lirası cinsinden hazineye borç verecek kişiler, piyasalar önümüzdeki 10 yıla bakıyor, diyelim ki 10 yıllık borçlanmaysa. 10 yılda ortalama enflasyon ne olur? Ve bu enflasyonun üzerindeki o prim, risk birimi ya da reel faiz ne olmalı? Bunun hesabını yapıyor ve buna göre de hazinenin borçlanma faizi oluşuyor. Şu anda bizim 10 yıllıklar %9 civarında, küsürü de var ama iniyor çünkü bu aralarda biraz dalgalı. Yani bu kabaca şu demek, demek ki önümüzdeki 10 yıl boyunca piyasanın beklentisi Türkiye'deki enflasyonun %6-7 ortalama olacağı. Bunun üzerinde işte 2 puan gibi de bir risk birimi koysak ya da reel faiz koysak %9 civarında faiz oluşuyor. Şimdi enflasyon beklentisinin düşer ise bu hazinenin borçlanma faizi de anında düşüyor. Mesela bu son döneme bakalım, yılbaşından bugüne kadarki döneme. Merkez Bankası'nın politika faizi 0.75 düştü. Ama Merkez Bankası'nın politika faizi kısa vadeli, bir haftalık. Bir haftalık bir faiz o yani. Bir haftalık borç verme faizinden bahsediyoruz. Hatta gecelikten bahsediyoruz. Yani politika dediğimiz bir haftalık, öbürü gecelik. Fakat hazinenin borçlanma faizi 2 yıl, 5 yıl, 10 yıl. Ya da sanayicimizin gidip bankalara kredi istediği zamanki vadeler işte 1 yıl, 3 yıl, 5 yıl. Evet. Dolayısıyla burada çok önemli bir vade farkı var. Bakın bu dönemde dediğim gibi Merkez Bankası 0.75 faiz düşürdü. Fakat hazinenin borçlanma faizi yaklaşık 2 puan arttı yılbaşından bugüne. Niye? Çünkü bu dönemde kurun da etkisiyle, kurdaki artışların da etkisiyle enflasyon beklentisi arttı. Bu enflasyon beklentisi arttığı anda da bunu hemen hazine faizlerinde görüyoruz. Hazine faizleri de piyasa faizinin belirleyicisi. Yani niye belirleyicisi? Çünkü mevduatı olan bir kişi bankaya para yatırırken hazine kağıdımı alayım, mevduat mı yapayım diye bakıyor. İkisi arasındaki tercihini hazine kağıdın her gün piyasada oluştuğu için onun fiyatı ona göre bir tercih yapıyor. Bankalar da mevduat faiziyle kaynağı alıp onun üzerine masraflarını ekliyorlar ve kredi faizlerini oluşturuyorlar. Dolayısıyla şöyle bir baktığımızda faiz piyasasına, yani bu kısa vadeli Merkez Bankası'nın uygulamaları ile orta uzun vadeli hazinenin borçlanması ve piyasa faizlerini birbirinden biraz ayrı düşünmek lazım. Her zaman bunlar paralel hareket etmeyebiliyor. Yani her zaman aynı yönde hareket etmeyebiliyor. Dolayısıyla buradaki en önemli husus Türkiye'de enflasyonun kalıcı olarak düşmesini sağlamak. Temel konu bu. Petrol fiyatları düşünce enflasyona yaramadı mı? Kuşkusuz bu yıl faydası var. Yani bu yıl petrol fiyatları düşmemiş olsaydı daha yüksek bir enflasyon olabilirdi. Ama ne oldu? Petrol fiyatları belki düştü, dolar bazında düştü. Fakat dolar yükseldi, değerlendi. Yani dünyada değerlendi dolar. Net etkisine baktığımızda net etkisi belki o kadar da çok yüksek olmayabilir bu yıl. Ama yine de faydası var. Yine de hala net anlamda bize faydası var. Cari açık anlamında da
enflasyon anlamında da faydası var ama o kadar beklendiği kadar çok yüksek bir fayda değil yani. Merkez Bankası bu dönemlerde müdahale ederdi dövize, dolara önünü kesmek için. Şimdi yapmadı son. Merkez Bankası yani. Müdahale yöntemleri çok farklı. Çok farklı enstrümanlar var elinde. Yani müdahaleden kasıt eğer piyasaya döviz satmaksa o sadece yöntemlerden birisi. Ama tek yöntem değil. Elinde çok enstrüman var. Bu enstrümanları ne zaman gerekirse, hangi yönde gerekirse kullanabilir. Bunun önü açık. Ama ben hep söylüyorum bu konularda, yani kur ve Merkez Bankası'nın ne yapması gerektiği ya da ne yaptığı ile ilgili konularda mutlaka muhatabın Merkez Bankası olması gerekiyor. Onlara sorulması gerekiyor. Merkez Bankamızın operasyonel bağımsızlığı var. Araç bağımsızlığı var. Ve o çerçevede Merkez Bankası'nın söylediklerine ve yaptıklarına dikkat etmek gerekiyor. Evet. Bir ara hatırlıyorum 2015'te daha iyi olacağız dediniz 2014'te. Dur. Hala o görüşte misiniz? Yani tabii. 2015-2014'ten daha mı iyi olacak? Daha iyi derken tabii biz ne anlamda bakıyoruz? Sadece rakamsal anlamda bir değerlendirme yaptığımızda şunu söylüyoruz. Diyoruz ki 2015 yılının enflasyonu inşallah 2014 yılına göre daha iyi olacak. 2015'in cari açığı 2014'e göre daha iyi olacak. 2015 yılının büyümesi 2014 yılına göre daha iyi olacak. Biz bunları söylüyoruz. Yani büyüme, enflasyon, cari açık gibi temel veriler göstergelerde nedir? Büyümenin yüksek olması iyidir. Ki 2015'in büyümesi 2014'e göre inşallah daha yüksek olacak. Cari açık 2015'te 2014'e göre daha düşük olacak. Enflasyon da yine daha düşük olacak. Dolayısıyla temel göstergelere baktığımızda o zaman. Yani faizler tabii piyasada ve enflasyon beklentisiyle oluşuyor. Dolayısıyla faizlerle ilgili şimdiden bir şey söylemek çok çok zor. Dünyada işlerin nasıl gelişeceğine bağlı. Amerikan Merkez Bankası'nın faiz politikasına çok çok bağlı. Çünkü Amerikan Merkez Bankası diyor ki ben bugünle işte 3 yıl sonrasında faiz politikamı değiştireceğim diyor. Çok ciddi miktarda ben faiz artırımına gideceğim diyor. Evet. Şimdi böyle bir döneme giriyoruz. Şimdi bütün dünyada faizlerin, ya daha doğrusu Amerikan Merkez Bankası ya dolar faizlerinin arttığı bir döneme giriyoruz. Böyle bir dönemde bu Türkiye'yi nasıl etkileyecek? Türkiye'deki ortamı nasıl etkileyecek? Bunu bugünden böyle çok net öngörülerde bulunmak zor. Ama bizim kanaatimiz şu, doğru politikalar izlendiğinde, doğru bir duruş sergilendiğinde ve güven istikrar üzerine politikalar inşa edildiğinde hem enflasyon beklentisi düşecektir, bunun yanında da faizler de düşecektir. Yani burada güven işin temelinde. Güven olduğu zaman işler iyiye gider. Güveni ve istikrarını ne kadar iyi korursak Türkiye'de, bu Türkiye'nin tüm ekonomik göstergelerini ileriye doğru o kadar iyi seyretmesine sebep olur. Evet, işsizlik rakamları yükseldi ve yükselmeye de devam ediyor son aylara baktığımız zaman. Bu neden kaynaklandı? Bu da yani ekonomide bir sıkıntı var. Bu direkt işsizliğe yansıyor gibi sanki bir yorum yapılabilir mi? Şimdi iş gücü piyasamıza baktığımızda çok enteresan bir tablo var. Niye derseniz 2013 ile 2014 arasında baktığımızda Türkiye'de toplam çalışan sayısının 1 milyon 300 bin kişi arttığını görüyoruz. Yani istihdamımız yaklaşık %5,5 artmış. Evet. Ekonomimiz geçen sene %2,9 büyüdü. Fakat çalışan sayımız %5,5 büyüdü. Fakat diyeceksiniz ki o zaman niye işsizlik artıyor? İş gücüne katılım olağanüstü hızla artıyor. Yani şimdiye kadar görmediğimiz hızda özellikle son 3 yılda iş gücüne katılımımız artıyor. Özellikle üniversite mezunu gençlerimiz, üniversite mezunları özellikle üniversite mezunu olan kadınlarda iş gücüne katılım çok hızlı artıyor. Mesela bizim geleneksel olarak baktığımızda kadınlarda iş gücüne katılım %30, erkeklerde %70 civarındadır. Geleneksel verilerimiz böyle gider hep. Şimdi kadınlarda... Fakat son 3 yılda bakıyoruz, yeni işe giren her 100 kişiden 46'sı kadın, 54'ü erkek. Şimdi bu genel anlamda ekonomimizin verimliliğin yükselmesi açısından iyi bir şey. Yani biz kadınların iş gücüne katılmasını istiyoruz. Hatta onunla ilgili özel programlarımız da var. Kadın girişimci programlarımız var, kadın istihdamı teşvik programlarımız var, bir sürü programlar var. Ben sadece niye işsizlik rakamı artıyor, onun sebeplerini açıklarken bir gerçeği tespit etmek açısından bunları söylüyorum. Yoksa hani illa olumsuz olarak bakmıyoruz buna.
Yani bu şu demek, ekonomimiz büyüyor, ekonomimiz İslam üretiyor. Hatta 2009'dan bu yana 6 milyon 300 bin kişi İslam artçı olmuş Türkiye'de. Yani 2009'da o krizin dip döneminden bugüne kadar toplam 6 milyon 300. Bunda 1 milyon 300'ü son bir yıl içerisinde olmuş. Bu başka ülkelerde böyle bir şey yok. Yani gelişmiş ülkelerde de, gelişmekte olan ülkelerde de Türkiye istihdamın en hızlı arttığı birkaç ülkeden bir tanesi. İstihdam çok hızlı artıyor fakat iş gücüne katılım ondan da hızlı artıyor. Dolayısıyla aradaki farka baktığımızda aradaki farkta artan işsizlik olarak istatistiklere yansımış oluyor. Fakat çok tedbir aldık. Yeni güzel bazı politikalar da açıkladık biliyorsunuz. Özellikle bu işbaşı eğitim bundan çok iyi sonuç alacağımıza inanıyoruz. Yani bu şu demek, bir gencimiz ki gencin tanımı bayağı 29 yaşına kadar falan yani şey bir tanım. İşe girdiğinde ve özellikle meslek değiştirdiğinde ki Türkiye'de bu çok olacak önümüzdeki dönemde. Yani ekonomimizin yapısı değiştikçe meslek değiştirenler çok olacak. Yeni bir işe girdiğinde, yeni bir sektöre girdiğinde ilk 6 ay boyunca o adapte olma döneminde, işbaşı eğitim döneminde maaşının tamamını biz ödüyoruz devlet olarak artık. Bir asgari ücreti. Tamamını biz ödüyoruz. Ondan sonra da şartlara bağlı olarak 2 yıl, 2,5 yıl, 3 yıl, 3,5 yıl şartlara bağlı olarak işverenin sigorta primini de biz ödüyoruz. Eğer işveren o 6 ayda çalışanı beğendiyse, o işbaşı eğitimdeki o gencimiz beğendiyse, ya gel sen benim elemanım ol dediyse, o sürede de devlet desteğini devam ettiriyoruz ve işveren primini biz ödüyoruz. Bu programdan biz iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyoruz. Yani işverenlerimize yeni eleman almak İstihdama için biraz daha kolaylıklar sağlamış olacağız ve o ilk işe girişle ilgili, o ilk işe giriş maliyetlerinin önemli bir kısmını devlet olarak üstlenmiş oluyoruz. Evet. Peki bütün bunları konuşuyoruz da yani seçim dönemine giriyoruz. Şurada 1,5 ay sonra seçim olacak. Bir koalisyon denklemi çıkarsa ne olur? Yani şu anda baktığım zaman kamuoyu yoklamalarına açıkçası o ihtimal pek görünmüyor. Yani şu andaki kamuoyu yoklamalarında, şu andaki anketlerde en kuvvetli ihtimalin yine bir tek parti hükümeti, bir AK Parti hükümeti olduğunu bize gösteriyor. Dolayısıyla öyle bir ihtimal açıkçası pek görünmüyor, anketlerde görünmüyor en azından. Türkiye ama şu var ki koalisyon dönemlerinden çok çekti. Yani o da bir gerçek. Yani 1990'larda yılda bir hükümet değişiyordu. Türkiye bir krizden başka krize savruluyordu. Evet. Siyasi krizler, ekonomik krizleri, ekonomik krizler, siyasi krizleri kovalıyordu. Dolayısıyla öyle bir tablonun Türkiye'de tekrar etmesini zaten halkımız da arzu etmez, görmek istemez. Ki şu andaki kamuoyu yoklamalarda öyle bir ihtimalin zayıf olduğunu gösteriyor. Yani sizin peki yani ekonomiyle ilgili seçimdeki temel vaadiniz ne olacak? Bizim en önemli farkımız şu. Bizim seçim beyannamemiz biliyorsunuz yayınlandı. Evet. Bu seçim beyannamemiz aşağı yukarı tam yarısı yaptıklarımızdır. Yarısı diğeri da yapacaklarımızdır. Şimdi diğer partilere bakın. Yaptıklarıyla ilgili hiçbir şey yok. Ha, iktidar olmadıklarında değil, dönem dönem iktidar olarak yazmaya utanıyorlar, yazamıyorlar hiçbir şey. Yani biz şu tarihte iktidardık ve Türkiye için şunu yaptık diyebilecekleri bir cesaret yok. Öyle bir şey yok. Öyle bir icraat yok. Var, hepsi olumsuz. Ve hep krizden krize Türkiye'yi sürükleyen bir anlayış izlenmiş o dönemde. Dolayısıyla bizim en önemli farkımız bu. Yani 13 yıldır yaptıklarımız bundan sonraki dönemde yapacaklarımızın garantisini oluşturuyor. Biz bunları yaptık. Bunları başardık. Bu vizyona, bu kadrolara sahibiz. Aynı şekilde önümüzdeki dönemde de Türkiye'yi çok daha ileri hedeflere ulaştırmaya talibiz diyoruz. En önemli farkımız bu. Peki bunu nasıl yapacağız? Nelere önem vereceğiz diye baktığımızda Başbakanımızın biliyorsunuz yeni Türkiye Sözleşmesi diye açıkladığı çok konsantre ama çok rafine güzel bir doküman var. Ve 350 sayfalık ki bu baskı şekli 350 baskıdan baskıya sayfa sayısı değişebiliyor ama şimdiye kadarki en kapsamlı seçim beyannamemizi de yayınlamış olduk. Burada neler yapacağımızın da çok açık taahhüdü var. Ha, bizim taahhüdümüz sadece bu iki belge değil, aynı zamanda 25 tane dönüşüm programının içinde olduğu 1250 tane somut adım, takvim verilmiş adımlar var. O da AK Parti iktidarının bir dokümanıdır ve bir devlet dokümanı haline gelmiştir. O da yine yapacaklarımızı anlatır. Dolayısıyla şu anda hiçbir siyasi partinin bu kadar detaylı bir hazırlığı yok. Çünkü biz iktidar olma sorumluluğunu, bilincini yaşamış ve bundan sonraki dönemde de bu sorumluluğu taşımanın idrakinde olan bir siyasi hareket olarak bu hazırlıkları yapıyoruz, çalışıyoruz. Peki içerikte ne var? En önemlisi, yani şöyle birkaç cümleyle
ifade etmek gerekirse, Türkiye'de siyasi istikrarın devamı ve güçlenmesi. İstikrar olmazsa hiçbir konuda başarı elde edemezsiniz. Bakın, şöyle bir yanı başınızdaki coğrafyaya bakın. Yani bugün Suriye bir iç savaş yaşıyor. Bugün Irak'ta, yani işte 2003'te biliyorsunuz ilk savaş başladı. Kan verdiği götürüyor. 12 yıl oldu. Hala insanlar hayatını kaybetmeye devam ediyor. Doğru düzgün bir temsilden, bir milli, bir ulusal bir hükümet yok. Yani tüm Irak'ı temsil eden bir hükümet yok. Ülkenin üçte biri bir terör örgütü tarafından işgal altında. Böyle bir komşumuz var şu anda. E bakıyoruz hemen kuzeyimize. Ukrayna'da, Rusya'da bu yıl ekonomileri daralacak. Ukrayna'da ciddi siyasi sıkıntılar var. Rusya'da çok ciddi ekonomik sıkıntılar var. Ve istikrar bir kere sarsıldığında bir ülkenin ne duruma düşebileceğini hemen yakın çevremizde görüyoruz. E bakın Yunanistan'a. Hükümet arkasında hükümet değişiyor. Siyasi istikrar, irade bu bozulduğu zaman Allah korusun. O da ekonomik felaketten felakete. İşte Yunanistan'da bakın geçen sene 100 bin memur işten atıldı. Memur maaşlarını düşürdüler. Emekli maaşlarını düşürdüler. Bol keseden dağıtıyorlardı bir dönem. Avrupa Birliği'nden parayı alıyorlardı. Ki bizim öyle bir imkanımız yok. Onların bir de Avrupa Birliği'nden hibeler var biliyorsunuz. Mesela Polonya'ya bu yıl milli gelirin %4'ü kadar Avrupa Birliği'nden hibe geliyor. Hibe. Yani bizim milli gelirimiz %4'ü demek mesela 32 milyar dolar demek. Yani Türkiye'ye öyle bir yerlerden yılda 32 milyar dolar bir hibe gelse herhalde çok farklı şeyler biz de yaparız. Ama işte Yunanistan örneği, yani ne kadar öyle bedava para gelirse gelsin, ki bizim öyle bedava para gelen bir yerimiz yok. Eğer dikkatli harcanmazsa, har vurulup harman savrulursa bir ülke ne duruma düşüyor hemen komşumuzdan belli. Bakın 10 milyonluk bir ülkede 100 bin memur işten çıkarılıyor. Nüfus 10 milyon, çıkarılan memur sayısı 100 bin. Yani bizim, bize bir katlayın, işte 80 milyonla Türkiye'de Allah korusun 800 bin memurun işten çıkarılmak zorunda olduğu bir tabloyu bir düşünün bu memlekette. Yunanistan bunu yaşadı. Emekli maaşlarını düşürdüler. Tüm memur maaşlarını düşürdüler. Yunanistan'ın farklı ülkelerde büyükelçilerin maaşlarında %60 düşüş oldu. %60. Yani CHP yani bunları yaparsa veriyorsa, Yunanistan oluruz mu diyorsunuz? Yani bunları yaparsa değil zaten inşallah öyle bir ihtimal yok da yani yapabilecek fırsatı halkımız diyelim onlara vermez. Diyorsunuz. Ama Türkiye'de öyle yanlış politikalar uygulanırsa sonucu Yunanistan'dır. İflas noktasına gelen bir ülkedir. Dışarıdan bakın 240 milyar euro bunlar kredi aldı şu son krizde. Avrupa Birliği ile IMF'den 240 milyar euro. Hala sıkıntılar. Bakın bu kadar para giriyor sisteme, hala sorunlarını çözemiyorlar. Allah korusun, istikrar bir sarsıldığı zaman bunun tekrar yerine gelmesi, konması yıllar değil, 10 yıllar sürebilir. Evet. Bakın Türkiye şu son 10 yılda yaşadığı bu başarılı dönemi kolay elde etmedi. Yani yılların, 10 yılların verdiği zorluklardan sonra böyle bir fırsat çok şükür oluştu ülke için. Ve bunun da olumlu sonuçlarını gördük. Evet. Siyasi istikrar her şeyin temeli ama onun üzerine inşa etmek gerekiyor. Devam edebilir misiniz? Ara verecekseniz, ara, ara verecekseniz aradan sonra devam edelim. Öyle yapalım. Peki. Tamam. Ara veriyoruz. Dönüşte birlikteyiz. Evet, tekrar birlikteyiz. Sayın Ali Babacan, Başbakan Yardımcısı, Başkent Kulisi'nde konuğumuz. Şimdi en son Yunanistan'dan bahsediyorduk. Yunanistan'la ilgili takım veriler verdiniz. İşte 100 bin memur işten çıkarıldı ki 10 milyon nüfusu var. Muhalefet eğer bunları iktidara gelip yapacak olsa sonumuz Yunanistan olur. Öyle mi diyorsunuz? Yani öyle bir muhalefetin şimdi bunları yapma fırsatını halkımız inşallah vermeyecek. O belli oluyor şu anda ama yani kötü politikalar kötü sonuçlar getiriyor. Yani har vurup harman savurursanız sonucunda öyle bir tabloya bir şekilde ulaşıyorsunuz. Çünkü bu ekonominin gerçekleri çok açıktır yani orada bir hesap kitap işidir bu. Yani hesaplı kitaplı hareket ederseniz sonuçlar iyi olur. Yani çok... Hesapsız kitapsız harcarsanız borç yiyen kendi kesesinden yer derler. Yani borcu yiyen bir gün ondan sonra gelir kendi kesenizi vurur. Dolayısıyla şuradan geldik bu noktaya. Siyasi istikrar yani her şeyin temeli. İstikrar, yani biz ne düşünüyoruz önümüzdeki döneme ait biz ne söylüyoruz diye yani soru oydu. Siyasi istikrar her şeyin temeli. Siyasi istikrar ama nasıl siyasi istikrar nasıl sağlayacağız? Bu çok önemli. Çünkü istikrar sağlamanın farklı metotları var. İstikrarın sürdürülebilir olması çok çok önemli.
kalıcı bir istikrar sağlamak çok önemli. Onun için biz hep ne yapıyoruz? Burada demokratik bir istikrara vurgu yapıyoruz. Yani Türkiye'de demokrasinin ilerlemesi. Türkiye'de temel hak ve özgürlüklerin doyasıya yaşanması. Bu konularda Türkiye'nin en iyi uluslararası standartlara ulaşması. Türkiye'nin gerçek anlamda bir hukuk devleti olması. Yani sistemimizi iyileştirerek istikrarın kalıcılığını sağlayabilmek. Bu çok çok önemli. Çünkü aksi halde ne olur? İstikrar bir iktidar dönemiyle sınırlı olur. Ondan sonra tekrar istikrar bozulabilir. İstikrarın temelini güçlendirmenin yolu sistemi. Daha çok demokrasidir. Daha çok özgürlüklerdir ve daha iyi bir hukuk devleti olabilmektir ve hukukun üstünlüğünü o ülkede egemen kılabilmektir. Temeller bunlar. Bunun üzerinde ne yapacaksınız? Bunun üzerinde iyi bir ekonomik program inşa edeceksiniz. Kuşkusuz eğitim burada çok çok önemli. Yani eğitimle ekonomi iç içe bir konu artık. Bir Türkiye için öyle. Evet. Yani bundan sonra ne kadar iyi eğitim, o kadar iyi ekonomik sonuçlar. Çünkü bizim petrolümüz yok, doğalgazımız yok. Öyle zengin kaynaklarımız yok. Satıp da bedavadan elimize para girecek böyle bir şey yok. Biz ne yapıyoruz Türkiye olarak? Bileğimizin gücüyle, alnımızın teriyle katma değer oluşturuyoruz bu memlekette. Peki bunun daha yüksek olması için daha iyi eğitilmiş bir nüfus lazım, daha iyi yetişmiş bir nüfus lazım. Nüfusumuz genç diyoruz, övünüyoruz. Fakat bu genç nüfusumuz ancak daha iyi yetişirse, daha iyi eğitilirse bu ekonomimize olumlu sonuç olarak yansır. Aksi halde daha çok nüfus ekonomiye olumsuz etkiler de getirebilir. Yani üretmeyen, tüketen bir nüfus o ekonomi için sıkıntılar da meydana getirebilir. Evet. Dolayısıyla daha çok üreten, daha yüksek katma değer ortaya koyan, daha iyi eğitilmiş bir nüfusla Türkiye'nin ilerlemesini arzu ediyoruz. Evet. Peki Yusuf, aslında tam da şu şöyle bir soruya geçiş için sizin kurduğunuz cümleler elverişli hale getirdi. Yani siz dışa açık bir bakansınız. Daha önce Dışişleri Bakanlığı da yaptınız. Daha yeni işte G20 dönem başkanlığını yapıyor Türkiye. Amerika Birleşik Devletleri'ndeydiniz. Hani son birkaç senedir şöyle bir resim var. Şöyle bir kampanya var daha doğrusu. Yani Türkiye raydan çıktı. Türkiye işte otoriterleşiyor, diktatörleşiyor, tek adam dönemine gidiyor. Tanınmaz bir ülke haline geldi Türkiye ve şeyde de yalnızlaştı. Böyle tek başına kalan bir ülke haline geldi biçiminde özetleyebileceğimiz, sizin de mutlaka takip ettiğiniz bir kampanya var. Mesela Amerika'ya gittiğinizde sizi Ali Bey ne oluyor, Türkiye nereye gidiyor gibi cümlelerle mi karşıladılar? Ne olacak bu Türkiye'nin hali, demokrasiden uzaklaşıyorsunuz diye mi karşıladılar? Bu anlamda ne görüyorsunuz? Şimdi aslında şöyle bir genel resme bakacak olursak, Gezi olaylarından bu yana uluslararası basında Türkiye ile ilgili yayınlanan haberlerin ve yorumların çok büyük bir ekseriyeti olumsuz. Yani Türkiye'yi sadece belli başlı televizyon kanallarından, uluslararası televizyon kanallarından ve belli başlı uluslararası medyadan izleyenlerin Türkiye ile ilgili olumlu bir şey duyması, görmesi pek mümkün olmuyor. Açıkçası. Evet. Böyle bir gerçekle karşı karşıyayız. Bir de paralel yapılanmanın şeyi, kampanyası oldu son dönemde. Tabii ona geleceğim şimdi. Bu Gezi olaylarıyla başladı. Bu 17-25 Aralık olaylarının üzerine bunun maalesef getirdiği olumsuz etkiler oldu. Bir de bu paralel yapının da şu anda çok yoğun bir çalışması var. Yani uluslararası basın üzerinden, parlamentolar üzerinden yoğun bir çalışması var. Yani parlamenterlerle tek tek görüşerek Türkiye hakkında gerçekten son derece olumsuz bir kanaat oluşturmanda bir çaba seçindiler. Bütün bunlar gerçek. Ama öte yandan da bir Türkiye'nin gerçekleri var. Türkiye'nin gerçekte şu anda olduğu durum var, yaptıkları var ve Türkiye'nin bu seçim sonrasında hedefleri var. Böyle sadece medyadan değil, sadece gelip de bazılarının onlara kapalı kapılar ardında anlattıklarından değil de Türkiye'yi bizzat ziyaret edip Türkiye'de şöyle insanlarla konuşan, Türkiye'yi yerinde görenlerin tabii kanaati çok çok farklı. Yani eğer diyelim ki belli başlı çok uluslu bir şirket yöneticisi ya da önemli bir yatırımcı ya da uluslararası politikayı takip eden bir think tank'in önemli bir mensubu, bir düşünce kuruluşunun mensubu. Şimdi eğer Türkiye'ye gelip gidiyorlarsa, Türkiye'de insanlarla görüşüyorlarsa bunların kanaati apayrı. Yani yerinde gören ve bizzat kendi kanaatini oluşturanlar da Türkiye algısı çok çok farklı ve daha olumlu yönde.
Ama öte yandan da tabii Türkiye az badireler atlatmadı. Yani şu son 2 yıldır içinden geçmiş olduğumuz dönem zor bir dönemdi. Yani. Ve kendi içimizde verdiğimiz mücadele azımsanacak bir mücadele değil. Yani Türkiye'yi dışarıdan bakanlar edenler hani ne yaparız ne ederiz diye şöyle bir değerlendirdiklerinde Türkiye'yi çekemeyen, Türkiye'nin gücünden rahatsız olanlar ancak kendi işlerinden Türkiye'yi nasıl bir bakıma sıkıntıya sokabilirsin bir çalışmasında yapıyorlar maalesef. Bu evet. da bir gerçek. Bu fakat evet. şöyle bir tabloya baktığımızda dediğim gibi Türkiye bugün hala yatırım gelmeye devam ediyor. Türkiye'de doğrudan sermaye girişi devam ediyor. Ya belki rakamlar eskisi kadar yüksek değil ama yani hala Türkiye'de Türkiye'ye geleceğine güvenip mesela biz geçen yıl 5 milyar dolar doğrudan sermaye girişi oldu Türkiye'ye. Biz ya bu düşük dedik, beğenmedik. 2002'den önce yıllık ortalama 1 milyardı. 2002'den önce her sene ortalama 1 milyar dolar ancak Türkiye'ye doğrudan sermaye girişi olurdu. Geçen sene 5 milyar oldu diye biz memnun değiliz. Ya çok düştü diyoruz. Ya çok bize yakışmaz bu diyoruz. Çünkü daha önce diyoruz. Daha fazlası da geldi. Tabii tabii onları da yaşadık ama nereden bakarsak bakalım çok anlatmak gerekiyor, izah etmek gerekiyor. Çok temasta bulunmak gerekiyor. Ve gerçekleri insanların görmesi için özel bir çaba harcamak gerekiyor. Ama kuvvetli bir ters rüzgar var. Evet. Yani onda farkında olmamız bu lazım. Bu kuvvetli ters rüzgar yani o Mayıs 2013'te 2 sene önce 4.6 olan faizlerin artması ve ekonomide ortaya çıkan kimi sıkıntılarda herhalde bu 2 yıllık yaşanmışlıklarında bir katkısı Şimdi var. Siz biliyorsunuz 14 Mayıs 2013'tür. IMF'e olan son borç taksitimizi ödedik. Biliyorsunuz Merkez Bankası'nda hatta en son taksitin transfer düğmesini arkadaşlar hazırladı bilgisayar sistemini. Ben kendi elimle yaptım en son bir o transfer düğmesine. O bastık ve çok şükür borcu sıfırladık o anda. Gezi olayları birkaç hafta sonra başladı. Yani Türkiye ile ilgili olumsuz kampanya da birkaç hafta sonra başladı. Yani Türkiye'nin dediğim gibi böyle çok hani bağımsız, özgün, böyle dik duruşu bazılarını memnun etmiyor. Bu bir gerçek yani bunu hissediyoruz. Yani bu bir bakıma yeni nesil ya da yeni dönemin bir bağımsızlık mücadelesi gibi de düşünmek mümkün. Bağımsızlık derken şöyle, yani açık bir ekonomi olarak yani pek çok kanalla, ticari kanalıyla, finansman kanalıyla dünyayla iç içesiniz. Yani o anlamda biz tamamen izoleyiz. Dünya ne olursa olsun umursamıyoruz anlamında bir duruştan ben kesinlikle bahsetmiyorum. Yani dünyayla uyumlu, dünyaya açık, dünyayla entegre. Ama tercih bulunurken, karar verirken nihai sözü kendi söyleyebilen bir Türkiye'nin burada olması çok çok önemli. Yani dünya gerçeklerinden kopuk olamayız. Her şeyi bilmek zorundayız. Her şeyi dünyaya zorundayız. Ankara'dan bakan bir. Aldığımız kararların çevreye etkisi, kendimize, bunların hepsini dikkate almak zorundayız ama nihai karar verirken o özgün duruşumuzu mutlaka korumamız gerekiyor. Bunu sağlayabilmemiz önemli. Ha, belki böyle bir Türkiye'ye çok alışık değil bazıları. Yani geçenlerde çok enteresan, 2 gün önce okudum, çok belli başlı bir medya, yani bir yazılı medyanın bir kuruluşu. Çok enteresan, diyor ki Türkiye savunma sanayinde bağımsız olmak istiyor diyor. Yabancı bir şey mi bu? Evet, adını şimdi söylemeyeyim ama çok belli başlı. Bir sayfalık koca bir haber ve makale. Bir NATO üyesi ama diyor bağımsız olmak istiyor diyor. Ya bizim NATO üyeliğimiz, savunma sanayimizin NATO'ya bağımlı olması demek değil ki. Çünkü bizim NATO üyeliğimiz bir ittifak sistemi içerisinde yer almamız demektir. Çünkü onun gözünde yani burada yani kendi savunma sanayimizi geliştirmemiz kadar doğal bir şey olmaz ki. Ama o çok enteresandır. Hemen 2 gün önce bir hani izleyicimizde bir açıp bakmalarında fayda var. Türkiye'de yani Türkçe'ye de tercümesi yapıldı. Gerçekten beni şoke eden bir bakış açısı. Yani bundan doğal ne var ki diye okumanız lazım onu. Fakat yani işleniş tarzı yani NATO üyesi bir ülke yani demek ki şöyle anlıyorlar. Türkiye'yi NATO üyesi yapmak Türkiye'yi her haliyle Batı'ya bağımlı kılmak, savunma sanayi dahil Batı'ya bağımlı kılmak gibi okuyorlar. Öyle anlıyorlar herhalde. Bizim anlayışımız o değil. Ama öyle olmuştu. Biz NATO müttefikiyiz. İttifakla ilgili bütün hak ve sorumluluklarımızın peşinde oluruz. Haklarımızın da ama sorumluluklarımızın da bilincinde oluruz. Ama öte yandan da kendi özgün bağımsız savunma sanayimizi geliştirmenin de mücadelesini veririz. Bu gayet doğal. Ama bu rahatsız ediyorsa birilerini edecek. Ha bununla ilgili olumsuz değerlendirmeler yapacaklarsa yapacaklar. Bunda çaresi yok. Diyor ki kendine yetti gibi diyor. Bir de üstelik ihraç etmeye başladı Türkiye diyor. NATO üyesi diyor ve savunma sanayi ihraç ediyor diyor. Alarm zilleri. Bugün Amerika Birleşik Devletleri NATO üyesi değil mi? Dünyanın en büyük silah ihraç eden ülkelerinden birisi değil mi? Bizim ne farkımız var? Biz niye aynısını yapmayalım? Ama
İşte bakış farkını ve perspektif farkını ortaya koyuyor. Sadece bakış yani. Farkı değil yani bu böyle olmuş. Yani askeri yardımlarla, sınırlı askeri aynen yardımlarla öyle. Bir aynen bağımlılık öyle. İlişkisi kurulduğu için tabii. O ilişkinin zarar görmemesini istiyorlar. Ama yine ben vurguluyorum yani bağımsızlığı izole olma anlamında değil, kesinlikle. Evet, anlaşıldı. Yani biz nihayetinden teknoloji için birbirinden üstün. Yani bugün bakıyorsunuz bir alanda Japonya çok ileri gidiyor, bir alanda Almanya çok ileri. Biz teknoloji ise o en ileri teknolojiyi alıp kendi savunmamızda kullanırız. Yani o anlamda kardeşim bu yabancıysa ben bunu dışlarım diyemeyiz yani. Onu da gerçek ama bir yandan da teknoloji alıp kullanmadan biraz teknolojiye sahip olma, teknoloji geliştirme safhalarına biz geçmek istiyoruz. Ki yapıyoruz da önemli ölçüde bunu. Ama bu da yani bazılarını rahatsız ediyor. Edecek de çare yok yani. Kıskananlar olacak, kıskanmaya devam edecekler. Rahatsız olanlar olacak, rahatsız olmaya devam edecekler. Biz de bunun mücadelesini bir yandan vermeye devam edeceğiz. Bir 2-3 dakikamız kaldı. Seçimler ana tema, hani seçimin bir şeyi olur. Bir teması, tema, konusu, başlığı, rüzgarı. Bu seçimin ne olacak sizce? Yani nasıl bir gözleminiz var bu anlamda? 7 Haziran'ın belirleyici teması ne olacak? Yani bizim özellikle burada vurgumuz istikrar. Ve istikrarın devamı. Bizim yani AK Parti olarak vurgumuz bu. İstikrar ve istikrarın devamı. Ama öte yandan da şu vurguyu da hep yapıyoruz. Yani başkaları sadece söylüyor, konuşuyor diğer partiler. Çünkü yaptıklarıyla ilgili anlatacakları bir şey yok. Hiçbir şey yapmaları anlamına gelmiyor. Yani bazen şöyle diyor, ya bize bir fırsat verin de bir gösterelim kendimize. Ya bu millet size fırsatı vermiş zamanında. Yapamamışsınız ki. Yani o dönemden bugüne bir zihniyet değişimi yok. Ortaya koyduğunuz seçim beyannamesiyle seçim taahhütleri de zaten bu zihniyetin değişmediğini tekrar ortaya koyuyor. Yani açıkladığınız ne var ne yoksa bunların hepsi aynı 1990'larda takılıp kalmış bir politika çizgisi var burada. Dolayısıyla bizim vurgumuz hep buna ya başkaları belki konuşacak ama biz yaptık ve yapacağız diyoruz. Bu çok çok önemli bir vurgu, önemli bir fark. Bunun üzerinden tabii bizim kampanyamız yürüyecek. Yeni anayasa önemli. Türkiye'nin ihtiyacı. Bu yeni anayasa da bizim vurgularımızdan birisi. Ama tabii nihayetinde bu yeni anayasa dediğimizde bir konsensusla, güçlü bir toplum desteğiyle yapılan bir döküman olması lazım. Yeni anayasanın Türkiye'yi her alanda ileri götürmesi lazım. Demokrasi konusunda, temel hak özgürlükler konusunda, hukuk konusunda ileriye götüren bir anayasa olması lazım. Bunun da vurgusunu zaten seçim beyannamemize kuvvetli bir şekilde yaptık. Siz 2002'den beri kabinede tek bakansınız kalan. Çok değişiklikler oldu. Üst dönem doluyor. Ne yapacaksınız? Dışarıdan tekrar bakan olarak atanmanız talep edilirse yola devam edecek misiniz? Şimdi bizim bu üç dönem kuralımız önemli. Ve bizzat o parti tüzüğü yazılırken, parti programı yazılırken de o heyetin içindeydim ben. Ve bunu çok doğru olduğuna inanarak bunları yazdık. Dolayısıyla bir rotasyon, bir kan değişimi her kurumda çok çok faydalı. Hep şunu vurguluyoruz biz. Önemli olan kurumsal kimliktir. Önemli olan politikaların devamıdır. Ve iyi politikalar uygulanmasıdır. Evet. Kişiler gelip geçer. Kişiler değişir. Ama kurumlar ve ilkeler, politikalar kalır. Bunun için ne yapıyoruz? Biz işte seçim beyannamesi, Yeni Türkiye Sözleşmesi, 2018'e kadar ve 2023'e kadar çok detaylı programlar. Yani raylar döşendi. Politikalar açıklandı. Şimdi bu seçimlerden sonra nasıl bir ekip iş başına gelirse gelsin yapacağı zaten taahhüt edilenlerin icraatıdır. Yani seçimlerden sonra nasıl bir çizgi gidecek, nasıl bir politika uygulanacak, nasıl bir ekonomi anlayışı olacak? Onun cevabı burada yazılı. Peki. Yani zaten kim gelirse gelsin işin başına buradaki yazılanlar uygulanır. Ha bunların dışına çıkıldığında da zaten çok ciddi itibar kaybı olur, kredibilite kaybı olur. AK Parti'nin öyle bir kültürü de yok. Biz güven üzerine inşa ettik. Güven nedir? Söz verilir, tutulur. Hedef açıklanır, o hedef tutturulur. Peki. Dolayısıyla güvenin devamı içinde ne açıklandıysa, yazılı dokümanlarda ne açıklandıysa onun aynen uygulanması esastır. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, Başkent Kulisi'nde bu hafta Sayın Ali Babacan Başbakan Yardımcısı konuğumuz oldu. Bizi izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Haftaya tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. We'll be right back.